Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu renklerden size çok güzel bir model hazırladım. Modelim şöyle iğneden ta bir model fakat tığa uygun hale getirerek şöyle zarif bir hal oluşan çıtı pıtı bir model hazırladım. Evet. Şöyle yağ yeşili tülbentim var arkadaşlar ve üzerine bu şekilde minik kirpikleri olan bir model hazırladım. Bu iğne oyasında böyle zürafanın tığ battının üzerine yapılmıştı. Fakat ben bu şekilde altına kirpikli trabzanlar yaptım. Şöyle göze daha güzel hitap etsin diye. Çok yere yakın oluyordu tığ battı da arkadaşlar. Böyle biraz daha hoş gözüktüğünü düşünüyorum. Yani iğneden tığanın birebir aynısı yerine şöyle tığa daha zarif olacak şekilde hazırladım. Bakın şöyle sinek kanadının üzerineydi. Bu şekilde kirpikler. Ben de sizler için sinek kanadı görünümlü bu şekilde hazırladım. Evet modelim bu. Böyle çıtıpıtı kolay. Herkesin yeni öğrenenlerin veya veyahut da böyle çıtıpıtı model arayanların seveceği bir model oldu. Çok da tatlı oldu. Bakın arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaparak başlıyoruz. 696 nolu videomda Tülbent kenar tığlamanın tüm püf noktalarını bulabilirsiniz. 696 mürgülün tığ ve iğne yolları yazarak videoma ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Arka tarafı unutalım. Şimdi ipimizi tığımıza tutturduk. Zincir çekip bir defa tığımızı doluyoruz ve trabzan yaparak başlıyoruz. Şöyle. 4 tane zincir çekiyorum. Bu yanmış olduğum trabzanıma kapattım bir zincir çektim bir defa tığımı doladım sıradaki tığ battıma giriyorum şöyle 2 ve 2 4 zincir hemen trabzanıma girip kapattım bir zincir çekiyorum bir defa doladım yuvaya girip 2 2 alarak trabzan yaptım bu şekilde ara mesafesine 7 tane bu şekilde bakın kirpikli trabzan koydum 7 de gayet ideal Çünkü Modelimiz çok çıtır pıtı, çıtırıklı bir model arkadaşlar. O yüzden 7'nin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, 4 zincirimizi çekelim. Hemen trabzanıma kapatıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 ve 2. Bakın şöyle net yaptığımı göstereyim. 4 zincir kapatıyorum. 1 zincir bir defa doladım. Aynı işlem seri yapabiliriz. 4 zincirimi çekiyorum. Tırabzanı kapattım. 1 zincir bir defa doladım. Şöyle sıradaki tığ battığa girip 2 ve 2. Sonuncu Kirpiğimizi de bu şekilde trabzanımıza kapattık. Şimdi bu şekilde ara mesafesini verdik. Vereceğimiz mesafe bu kadar. Şimdi yuvayı yapacağız. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. Bakın boş bir trabzan yaptım. Bir zincir bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battıya girip bu şekilde iki tane boş bir trabzan. 7 kirpikten sonra. Şimdi 4 zincir çekiyorum ters tarafına döndüm trabzanın tepe noktasına boşluğa da girebilirsiniz nasıl kolayınıza geliyorsa arkadaşlar bu şekilde 4 zincirden bir yuva oluşturdum 5 zincir çekiyorum hemen döndüm bu şekilde bu yaptığım minik yuvanın içine 5 zincirimi kapatıp şöyle 1 2 3 4 zincir yine ters tarafına döndüm sinek kanadı yapar gibi normalde sinek kanadıydı Ben arkadaşlar daha güzel durduğu için bir tane 5 zincirden yuva yaptım buraya şöyle bakın bu geri dönüş yaptığım 4 zincirime 5 zincirden yuva yaptım şimdi tekrar 4 zincir ve yuvanın içine bu 4 zincir ilk yuvanın içine kapattım bakın sinek kanadını bölünmüş gibi düşünün Arkadaşlar bu şekilde yuva yaptım sinek kanadının üzerine kirpik yapmaktansa yuvada daha güzel durdu şimdi 8 zincir 5 6 7 ve 8 şöyle buraya da minik bir 8 zincirden dal oluşturdum bakın birincisi sinek kanadından şöyle yuvalı sinek kanadından ikincisi de 8 zincirden oluşan iki tane dal oluşturdum dalın biri büyük biri de minik dibine bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar şöyle Şimdi bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battıya 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. Şimdi bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya girip ilk gösterdiğim bu 7 kirpikli trabzanı yapacağız. Bakın. Şöyle dibine bir sık iğne yapıyorum ki dalım yüksekte daha güzel duracak kirpiğim. Dalımın üzerinde yaptığım kirpikler çiçek gibi açacak. 4 zincirimi çekiyorum kapattım bir zincir bir defa tığımı doladım sıradaki yuvaya giriyorum 2 ve 2 4 zincir yine 7 tane kirpikli trabzan bir zincir bir defa doluyorum ve 2 2 alarak trabzan yapıyorum 4 zincir kapatıyorum bu şekilde bir zincir bir defa doladım yuvaya girip 2 ve 2 1 2 3 4 zincir. Eliniz sıkı olsun. Kirpikleriniz çok güzeldir durur. 1 zincir. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battıya 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Şimdi 5. kirpik için 4 zincirimi çekip kapatıyorum. 1 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum 2 ve 2. Şimdi 4 zincir kapattım bu altıncı kirpiğim bir zincir bir defa doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 sonuncu 4 zincirimi de kapattım buraya şimdi bakın ara mesafesini verdik yine arkadaşlar yuvamızın yapılışına geçeceğiz bir zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 bir zincir bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 2 tane boş trabzan sonra 4 zincir ve ters tarafına çevirip bu ilk boş trabzanın tepesine kapatıyorum 4 zincir Pardon 5 zincir döndüm dönüşte 5 zincir bu 4 zincirli yuvaya kapatıyorum şimdi 4 zincir çevirdim. Yuvanın içine kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum 5 zincirimi. Bir tane buraya kirpik yaptı. Şey yuva yaptık arkadaşlar. Kirpik yapacağız. Şimdi 4 zincir. Ve ana yuvaya kapattım. Bakın. Bu şekilde sinek kanadı görünümlü yuva hazırladık dal hazırladık şimdi 8 zincir 6 7 ve 8 hemen bu ana yuvada 4 zincirli yuvanın içine kapatıp dibine de bir tane sık iğne yapıyorum şöyle dalım yukarıda dursun bakın evet bu şekilde minik dalımızı hazırladık bir zincir şey bir defa tığımı doladım hiç zincir çekmiyorum bakın arasına sık iğne olduğu için Şimdi bir zincir bir defa doladım. 2 ve 2. Bu arkadaşlar bakın boş olacak. Dibindeki kirpiksiz. Diğer ikinci trabzana kirpik yapıyorum. Şöyle dalımın altında olduğu için oraya kirpik yapmak şeyini gerek görmedim arkadaşlar. Bir zincir bir defa doladım. Şimdi yine 7 tane kirpikli trabzan yapacağız. 4 zincirimi çekiyorum bir zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 şöyle yer kalmamış 4 zincir kapattım bir zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 ve 2 şöyle bakın 1 2 3 4 zincir kapatıyorum bir zincir bir defa doladım Sonuncu ya da bu şekilde yaparak bitirelim bakın Şöyle sökülmesini 3 zinciri yapalım. Evet arkadaşlar. Çimenimiz bakın bu şekilde. Şöyle yakın planda göstereyim. Şimdi bu 5 zincirli yuvaya ve 8 zincirli dalın içine kirpik yapacağız. Bu şekilde çimenleri hazırlayacağız. Sonra üzerine rengarenk kirpikler yaparak yemelimizi tamamlayacağız. Çok kolay ve çıtır çıtır bir model hazırladım sizlere. Şimdi kirpiklerin yapılışına geçelim. Evet. 5 zincirli yuvanın içine girerek sık iğne ile buraya ipimiz sabitledim. 5 zincir Hemen ilk kirpiğimi buraya kapattım. 5 zincir Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. 5 zincir Hemen yeşil yuvanın içine girdim. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yuvanın içine 5 tane kirpik yapacağız. 4 tane oldu. Şimdi sıra 5. Kirpiğimizde. 5 zincirden 5 tane bu şekilde kirpiği oluşturdum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Bu 8 zincirli dalın içine sık iğne ile sabitliyorum. Hemen 5 zincir. Buraya da arkadaşlar aynı şekilde 3 tane kirpik yapacağız. Yani 5 zincirden oluşan 3 kirpik. 5 zincir. Kapatıyorum. Şöyle. Tekrar 5 zincir. dibini de bir sık İpimi koparıyorum. Şöyle makasımla. Bu ipleri şöyle arkadaşlar arka tarafından temizleyeceğiz. Gayet şöyle kısa keselim. Buradan ipi kısaltalım. dalın üzerinde minik kirpikler açtı. Şöyle yukarı çıkarıp oturtuyorum. Şimdi bir tane de mürdüm renginden yapalım. Aynı işlemi uygulayalım. Evet, şimdi bu 5 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Şöyle içine girip kirpik yap. 5 zincir kapattım. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kırpik olarak kapatıyorum. İnşallah gözüküyordur koyu renk. 5 zincir. 5 tane kirpik yaptım bakın. Çok da güzel duruyor arkadaşlar rengi. Işıkta nasıl yansıyor bilemiyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Bu 8 zincirli dalın içine girip saatledim. 5 zincir kapatıyorum bu şekilde. 2. kirpiğim. Yine 5 zincir ve sık iğne ile buraya sabitledim. Hemen ipimi koparıyorum. Yine şöyle tam başa tarafına doğru çekiyorum. Şöyle güzel bir görüntü olsun. Hemen şu ipleri yakıp temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın çok güzel şöyle çıtı pıtı zarif bir model hazırladım sizlere bu renklerden şöyle yakıştırmaya çalıştım Sizler de inşallah bu şekilde beğenmişsinizdir arkadaşlar modelimi. Çok tatlı duruyor. Böyle çıtı pıtı zarif minik örnek isteyen arkadaşlara da bir alternatif olmuştur inşallah. Şöyle bir de ters tarafından tutayım modelimi. Şöyle bu renkleri ya yeşiline. Tabi beyaz ve siyah her renk gidiyor ama bazı renklere böyle farklı açacak renk birbirini boğmayacak renkleri ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Evet modelim bu şekilde. Çok güzel çok da hoş oldu arkadaşlar. Bakın zarif bir oya hazırladım sizlere. Çıtı pıtı kolay. Hediyelik de olur. Böyle annenize kayınvalidiniz eşinize dostunuza bu şekilde hediye de götürebilirsiniz. Evet modelim bu. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.